Computer. Tamam, başladık. İlbey, selam. Selam, merhaba. Merhaba, güzel isim İlbey. Teşekkür Çok ediyorum. unik. Daha önce İlbey'i duymadım. Yani Zekeriya'nın da avantajı aslında şey, yani birkaç tane Zekeriya vardı, Twitter'da denk geldim. Ama hiç Zekeriya diye bir arkadaşım olmadı. Ya benim oldu. Zekeriya güzel bir isim. Ya bana Zekeriya dendiği zaman çok güvenilir bir isim gibi geliyor. Bilmiyorum, Allah belki Allah. insanın karakterinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü isim de insanın kaderi, biliyorsun. Ya İlbey orada bir arkadaşım şey demiş, mesela kapalı karakterler içeriyorsa çocuğun karakterini de içeriyor. Şey etkiliyor demişti. Ama tam uzmanlık alanı değil, o yüzden bilmiyorum. ya şunun gibi bir isim, bir etiket. Mesela bir insanın seni dışarıdan görmesi gibi. Yani insanlar senin isminden etkilenerek bile sana yaklaşabilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Isim olarak düşün. İşte ticaret yapıyorsun. Bir işte Jack ismine yaklaşırken tavrın farklı olur. Bir de Muhammed Zahid ismine yaklaşımın farklı olur. Yani isimler insanların kültürüne, Evet. rengine, her şeyine işaret ediyor açıkçası. Evet, haklısın. Peki İlbe, hiç İlbe diye arkadaşın ya da tanıdığın oldu Hiç olmadı. mu? Aslında Zor Bey diye bir isim koyacaklarmış ama sonradan vazgeçip babam baskın gelmiş, daha doğrusu İlbe ismi olmuş. Güzel isim. İlbe 3'e. Ama sıkıntı şeyde, Türkçe karakterde. Değil mi? Evet. Soyadta da Ucar oluyor. Hiç şey telaffuzunu biliyor musun? İngilizce telaffuz nasıl ediyor? Var. Ya çok uzun, sıkıntı bir mevzu. Ya ben böyle durumlarda direkt diyorum ki chat'e yazayım mı? Yani Ya şey çok yapacaksın. Ben de Zek yazıyor mesela, şeyde gördün mü Zekeriya yerine. gördüm. Çünkü Zekeriya o konularda muhabbet oluyor. Diyorum ki yani Zek deyip geç. Ama sen de İlbey. Yani ne diyecekler acaba? Nickname güzel olabilir belki, ulusal, uluslararası çalışıyorsan. Bilmiyorum ya, şey anlamı var. Uç Bey'i, bu sınır bölgelerindeki komutanların ismi ya da vali tarzı bir şey olabilir. Yani governor falan diyebiliriz yani. En olsa öyle olur. Tam bir o oyun nickname'i gibi oldu. Yani biraz öyle oldu. Şimdi yayına başlamadan önce Udemy'yi konuşuyorduk. Sen aslında Udemy'den de benim 0 dolar mesela, sen 400 dolar civarında kazanmışsın. Upwork'ü peki Udemy'den önce mi denedin, sonra mı denemeye başladın? Upwork benim için profesyonel bir geçiş oldu dersem hiç yalan olmaz. Ben Udemy'de çok Udemy üzerinden gitmek istemiyorum. Şöyle oldu. Çok kötü bir iş tecrübem oldu. Maaşım aşırı düzensizdi. Bir de pandemi döneminde sigortam da ödenmeyince temel bir insan olarak, yani bir fizyolojik ihtiyacıma yöneldim. Dedim ki yani ben en temel haklarıma dahi sahip olamıyorken ben bu işi niye yapacağım? Ondan sonra olmadı yani, patronla da anlaşamadık. O dönemler herkes için kötü tabii. Ama bunun profesyonellikten uzak bir şekilde gerçekleşmesi sonucu dedim ki ben işi bırakıyorum. Husumetimiz büyümesin. İstifa dilekçemi de gönderiyorum uzaktan. Bu da pek profesyonel değil ama mecbur kaldım yani. Çünkü artık insan saygı görmediği yerden uzak kalmak istiyor. Ondan sonra Udemy'yi ben İlk önce reklam gibi olmasın da Ruhi Çenet'in bu YouTube'da eğitim vermek için olan bir kursu var. Bunu nasıl işte SEO ayarları vesaire. Onunla ilgili bir kurs almıştım. Ya dedim ki ben özel eğitim alanında çalıştım. İşte psikoloji alanında yıllarca danışmanlık hizmeti verdim. Bunu biraz daha böyle profesyonel, olabildiğince profesyonel bir şekilde diğer insanlara aktarabilirim ve bu süreçte de en azından harçlığımı çıkartırım diye düşündüm. Çünkü bir yandan da doktora yapıyorum vesaire, masraflarım çok yüksek yani. Bir şekilde de geçinmek zorundayım. Hani bahanem yok. Annem babam memur ama hayatım boyunca onlara dayanamam ki, 26 yaşındayım. Biraz sorumlulukta girişmiş oldum Udemy'ye. Udemy'de şöyle bir şey var. Yani gerçekten bir uzmanlık hizmeti vermen gerekiyor. Yani o alanda uzman olmasan bile çok profesyonelce yapman gerekiyor. Ama bu beni pek tatmin etmedi. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam, orada kurslar satılıyor vesaire ama insanlar gerçekten çok profesyonelce bir hizmet verebiliyor olman lazım.
Ben biraz daha kendi alanımdan uzaklaşmaya başladığımı hissettim. Yani şöyle bir kaygıyla, parasal bir kaygıyla işte akademik becerilerimin geri planda kaldığını hissettim. Kendi işimi yapayım dedim. Profesyonelce dolar cinsinden para kazanayım dedim. Çünkü TL sürekli değer kaybediyor. Herhangi bir nefes alışta verişte dahi Türk lirası dolar karşısında değer kaybediyor. Böyle olunca dedim ki bir Upwork diye bir site vardı. Benim mühendis arkadaşlarım vardı yurtta. Onlar 2012 yılından beri, ben ilk üniversite girdiğimde 2012 yılıydı. O zamandan beri kazanıyorlardı para Çok iyi Upwork'ten. ya. Çok çok iyi. Ya ben çok etkilenmiştim ama tabii biraz kendime güvenememiştim. Bu bizim Türk milletinde genel olarak var. Hem ticarette hem profesyonel kariyerde. Çünkü insanlar özel sektörde çalışıyorlar. Çoğu asgari ücrete çalışıyor ve çoğu saygısızca bir muameleye maruz kalıyor, mobbinge maruz kalıyor. Bu yüzden insanların özgüveni çok düşük oluyor ki benim de benzer şekilde özgüvenim düşüktü. Zamanla biraz daha bir şeyleri yapmak zorunda olmanın verdiği bir kudretle kendim Upwork'e attım sonunda. Ve dedim Ne zaman ki attın ben Upwork'e? 3 hafta önce falan da herhalde. 3 hafta önce. Tam keşfedemedim Zekeriya ben Upwork'ü. Dedim ki YouTube'dan bir eğitim veren birisi vardır belki dedim. Sen çıkın sonra karşıma. Orada yazdım işte birkaç yorum yazmıştım. Sağ olsun oradan bir arkadaşımız hemen ulaştı. Dedi ki bak bizim grubumuz var vesaire falan filan. Bu beni daha çok sevindirdi açıkçası. Yani arkamda böyle bir şeyleri yanlış yapacak olsam bana hayır dur bunları yanlış yapma diyecek bir topluluk vardı. Bu benim için çok iyi oldu açıkçası. Şey ben de çok seviyorum ya. Topluluğun içi şu an çok iyi. Özellikle benim destek olamadığım şeyler var. Türkiye'deki işte finansal olarak parayı nasıl getirirsin kısımları var. Hiçbir bilgim yok o tarafta. Yani İngiltere'de yaşadığım için. Grubun da en yoğun şeyi kullanılan kanalı o taraf. Hani sen de içeridesindir. İçeridesin zaten pardon. Hani videolarda da ben bahsetmedim hiç şey tarafında. Finansal kısımları çünkü ülkeler arasında farklılıklar var. Discord'da da yazabilmek için o videoları izlemek zorunda olduğu için insanların en büyük eksikliği şey tarafı finansal taraf. O yüzden finansal kanal akıyor deli gibi. Şeyi çok seviyorum ben de. Şeye sen katıldın mı? Gamification board'u yaptık artık sıralamayı görüyoruz. O Kim kaçıncı sıralamaya sırada? ben katıldım. Tamam. %6'lık dilimde mi neyim galiba? Henüz yeterince başarı oranı gösteremedim ama çabalıyorum. Ben orada şeydim mesela şu an dördüncü sırayı geriledim sanırım. Benden daha iyi üç kişi var artık grupta. O da bayağı güzel bir şey. Yani güzel hissettiriyor, rahat hissettiriyor. Bence çok iyi rekabet sağlıyor o dashboard. Yani şey çok iyi. İnsanlara şunu şey yapıyor. Hani bak insanlar iş yapıyor. Bir şeyleri de senden daha iyi yapıyorlar. Sen de kendini biraz geliştir gibi bir geri dönüt oluyor aslında. Ben bilmiyorum hiç yapmayacağım şeyleri yapıyorum. Mesela proofreading, editing gibi mevzular için yeni kaynaklar buldum. Okuyorum sürekli ve sürekli böyle bir açlık var. Yani ben şu eksiklerimi bir kapatayım bir an önce gibi bir şeyim var. Neden aşk Hissiyat var? oluştu. Daha da Çünkü titizlikten. Ya şöyle çünkü şöyle bir şey var. Ben aslında hiç geri dönüt alamadığımı fark ettim. Yani insan geri dönüt alamadığı zaman kendini geliştiremiyor. Yani sadece şey değil, Upwork'taki feedback değil. Ya mesela ben orada gruba da yazıyorum. Diyorum ki ya ben şunu şöyle yaptım falan. Çok yazıyorum zaten fark etmişsindir. Panik olduğumda bile yazıyorum yani. Sırf o kaygım azalır diye. Çünkü insanlar çok profesyonel şekilde yardım ediyorlar birbirlerine. Yani grubun ciddi bir kalitesi var. Ben acaba ilk şey mi diye düşünmedim değil Zekeriya. Şimdi canlı yayındayız ama hani bu şey vardı Türkiye'nin meşhur saadet zincirleri vardır biliyor musun? Bu böyle bir şey mi diye korktum. Bir başta korktum. Çünkü Türkiye gibi bir ülkede insanlar çok güvensizler. Çok güzel bir milletimiz var. Çok iyi bir eğitim seviyemiz de var aslında ama insanlarımızın birbirine karşı yaklaşımı profesyonelce olmadığı için kimseye güvenmiyor açıkçası bu ülkede. Çok faydasını gördüm. En büyük sıkıntı Yani da benim o. Çok büyük ön yargı var. Yakın zamanda da çok kırabileceğimi düşünmüyorum. Hani bu birkaç seneye yayılacak artık. Hani yavaş yavaş kırılacak bir durum.
Çünkü her gelen kazık atmış ve bana gelen en büyük şey şu. Sen yurt dışında para kazanıyorsan neden yurt içinde böyle bir şey yapıyorsun ki? Hani zaten kazan. Hani şey varsayım var. Herkes kendi ayağını tutacak. Hani kimse yardım etmeyecek varsayım var. Ben de ona tamamen şeyim ters. Hani ben bir yol bulduysam herkes şey yapsın. O yoldan faydalansın kafasındayım. Sürekli şey ekran görüntüleri geliyor bana. Arkadaşlar şeylerde paylaşıyorlar. Forumlarda paylaşıyorlar. Herkes altına Çok güzel. şeyi yaftalıyor. Yani bu adam zaten yurt dışında para kazansaydı bu şekilde eğitim çıkarmazdı içeride. Diyor ki ben içerideyim diyor o kişi. Hani ve gerçekten öyle bir yapısı yok. Yani eğitimler bedava diyor. Ona rağmen sürekli bir şey var. Bir ön yargı Ben var. sana şunu söyleyeceğim. Bu bir ciddi bir topluluk girişimi. Ya yani bunun ben arkasının çok iyi şekilde geleceğini görüyorum. Çünkü uzun vadeli işler yaptığınız çok açık. Şöyle bir şey örnek vermek istiyorum. Ya ismini vermeyeyim de versem mi acaba? Sıkıntı Verme, olmasın verme. sana da. Verme. Bunları çünkü YouTube'a Mesela koyacağız. Senelerce duracak. bazı topluluklar var. Bunlar insanların birbiriyle etkileştiği topluluklar. Mesela buradaki insanlar gerçekten bir şeyler kendilerinin çabalamak zorunda olduğunu bilerek gelen insanlar oluyor. Yani tamam merakla gelen de var. Ama çoğunluğu bir şeyler çabalamış, bir belli bir birikime gelmişler. Ondan sonra ben acaba bir de bunu yapabilir miyim diye geliyorlar buraya. O yüzden biraz daha kalite açısından yüksek bir grup diye düşünüyorum ben. Sen Slack'te var mıydın? Efendim? Biz Discord'dan önce Slack'teydik. Sen Slack'te var mıydın? Ben çok yeniyim size göre. Slack'te yokum ben. Biz çok Yani fazla o şey denedik son 3-4 ayda. Başta direkt aldık içeriye formla birlikte. Kitle şey çıktı. Hani çok iyi çıkmadı. Ondan sonra tek tek eleyerek mülakat usulüyle aldık. Ondan sonra gene deaktive olan çok oldu. 2500 kişiden 500'e kadar indirdik Slack topluluğunu. Ondan sonra baktık gene orası çok zaman alıyor. Bu sefer Discord'a geçtik ve işte 1 dolar yaptık aylık. O 1 dolar bizim bütün emeğimizi yerine geçti. Hani aktive olmak için tek tek böyle gecelerce değerlendiriyorduk insanları içeriye almak için. Gene de istediğimiz sonucu alamıyorduk. Şimdi en azından yani 1 doların değeri TL karşısında sürekli artıyor. Ama hani gerçekten en azından para kazanma niyeti olan insan da dahil oluyor. O hani zaten gelen 1 doların %25'ini şey kesiyor, Stripe kesiyor. Geri kalan parayı da hem tool'lara veriyorum hem de 2 tane arkadaş var içeride operasyon konuda bana destek olan. Onların maaşları çıkıyor. Ben de zamanımı artık şeye harcıyorum gerçekten. Faydalı işlere harcamaya başladım. O yüzden Discord bayağı şey oldu. Bayağı elit bir topluluk oldu. Slack'te şeydi çünkü. Sürekli her hafta %20 değişiyordu içeridekilerden. Ama Discord'da her gün 3-4 kişi geliyor. Hani ideal 400 kişi olmak üzere içeride. Ve her gün %1, pardon. Evet. Her gün %1 falan büyüyor. Bu da şey anlamına geliyor. İçeride kültür değişmiyor. Hani yeri gelen şeye adapte oluyor. İçerideki düzene adapte oluyor. O yüzden hoş. Şimdi seninle muhabbet etmek çok güzel. Ama o daha şeye çekelim. Topluluktan sana doğru çekelim. Sen ne iş yapıyorsun? Hani bir seni tanıyalım. Ondan sonra Upwork'e nasıl girdin? Ondan sonra girdikten sonra ilk işini kaç başvurudan sonra aldın? Orada yaşadığın sıkıntılar nelerdi? Biraz sıkıntılara değinirsen sevinirim. İlk işin ne üzerineydi? Soruları unutursam ben sana hatırlatırım tekrardan. Kaç paralık bir işti? En sonunda da şeyi soracağım. 6 ay sonraki toplam ihracat hedefin ne? O zaman Bir ben şey daha biraz var. kendimden bahsedeyim kısaca. Bunları 10 dakika Tabii. içerisinde bitirebilirsen iyi olur. Çünkü dinleyenleri de çok şey yapmıyorum. Hani zaten çok güzel muhabbet. Bu arada ona şeyim yok. Çok zevk alarak konuştum seninle. Yok, sıkıntı yok. Ben nasıl dersen uyarım, sıkıntı yok. O zaman 10 dakika içerisinde bitirmeye çalışalım. Şöyle söyleyeyim. Ben lisansımı İstanbul Sabahattin Zaim'de bitirdim. Psikoloji bölümünde bitirdim. Mesleğim psikologluk. Uzmanlığımı İstanbul Ağrı Üniversitesi'nde aldım. Doktora da farklı bir alan seçmek istedim. Yani psikolojide okuyanlar bilir, klinik psikolojiye çok fazla bir yığılma vardı. Ve psikologlar da alanda zannedildiği kadar böyle para basan bir meslek değil. Yani Upwork'teyim, işte
yurt dışına açılmak zorundayım. Yani diğer meslektaşlarım da bunu anlıyorlardı zaten. Mezun olduğunuz zaman hiçbir zaman yeterli gözükmüyorsunuz. Bu anlamda sektör, özel sektör size hiç saygı göstermiyor zaten. Bununla beraber ben bir süre işsiz kaldım. İşte daha sonra ARL'e başladım mezun olduktan sonra. Biraz şey yaptım, yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans tezimi verdikten sonra da farklı bir alana geçmek istedim. Dedim ki ben istediğim iki alan vardı. Yani endüstri psikolojisi olacaktı ya da spor psikolojisi alanı olacaktı. Özel eğitimde çalışıyordum yüksek lisanstayken. İşe girmiştim. Bir yıl kadar duygu bütünleme ağırlıklı çalışmıştım. O yüzden dedim ki ben bir spor psikolojisi üzerine uzmanlaşacağım, bir doktora seçeyim. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde hareket ve antrenman bilimleri üzerine doktora yapıyorum. Upwork'a girişimde tam olarak bu doktoraya başladığım evrelerde oldu. Yani çünkü yeni bir uyum süreci var. Siz okuduğunuz müddetçe sabit, düzenli bir işiniz olamayabiliyor. Yani Evet. kötü bir iş tecrübesi de tek başına şey değil. Yani ben mesela işime devam etseydim de muhtemelen anlaşamayacaktım. Çünkü doktora okumak çok ciddi bir zaman gerektiren, emek gerektiren ve uykusuzluk gerektiren, bir yandan da para kazanacaksın falan, kolay bir şey değil. Ben eskiden dışarıdan bakarken diyordum yani adam doktora yapıyor, nasıl olur da para kazanamaz falan filan, nasıl olur da sıkıntı yaşar falan. İnsan sürece girince daha iyi anlıyor. Tabii benim okulum o konularda anlayışlı olmasına rağmen böyle bir sıkıntı da yaşayacağımı öngörerek işimden ayrılmıştım. Upwork'e Udemy'den sonra girdim. Upwork'te yaptığım ilk iş 10 dolarlık bir işti. Yani Peki kaç iş başvurarak aldın? şöyle söyleyeyim. Yaklaşık şu anda 60 iş falan başvurmuşumdur. 60 ya da 70 arası olabilir. Çünkü sürekli başvuruyorum. Süresi geçen arşive geçiyor otomatikman. Saymadım o yüzden. Kusura bakmayın bunun için. Yok yok, ne kısmı? Yaklaşık bir rakam yeterli. 4 tane toplamda aslında iş aldım. 4 tane iş. İlki Bir 10 ilk iş dolarlıktı. şeydi bu. 4 İlk iş taneydi. görüşmesiydi. 4 tane. Şöyle aslında ilk iş için ben şey yaptım, başvurdum hani yapalım falan filan gibisinden. Ama tabii bu arada bir süreç işliyor yani. Hani o arada ben işi almış oldum. İyi ki 10 dolarlıktı. Fixed price, o sabit fiyatlı işlerden bir tanesiydi. Çünkü profilimi aldım, senden aldığım eğitime göre biraz doldurmam gerekiyordu. Kendimi, yani rüştümü ispat etmem gerekiyordu. Ben ne kadar işte oraya PhD yazsam da, işte academic writer yazsam da ya da academic researcher yazsam da pek bir anlamı yok yabancılar için. Çünkü benim iş yapmış olmam ve iş yaptığım iş bu diye kanıtlamış olmam gerekiyor sistemde. O yüzden ilk önce bir tane yakaladım, bir tane 10 dolarlık. Ondan sonra tamam dedim, ben bunu yaparım. Gönderdim. Ardından kabul geldi. Yaptım işi. 4 saatimi falan aldı. Yani İş neyle alakalıydı? İçeriği neydi işin? psikolojiyle ilgili bir makale yazmak gerekiyordu. Ama bu makale tam akademik olmaz. Yani önce akademik yazdım ben. Sonra bana mesaj attı. Dedi ki sen çok profesyonelce yapmışsın, bu akademik makale gibi olmuş dedi. Ben koleji öğrencisiyim dedi. Sonra bıraktım onu. Sil baştan yeni bir tane şey yaptım. Yazdım. 4 saatte yapabildiğim kadar hızlı yaptım. Teslim ettim. 10 dolar aldım. Sonra bir süre sonra bir tane Singapur'dan tez danışmanlığı için, istediğim şey bu benim aslında, akademik danışmanlık tarzı işler. Şöyle oldu, bana gün saat verdiler, işte öğrencilerle meeting yapacağız falan dediler. Kaç yıldın Ben sonra ilkin evet kaçırdım zaten, biliyorsun değil mi? gruptan. Yani şey değil hani, bir işi gerçekten istiyorsam o iş için çok sabrederim, çok sabırlıyımdır. Ama ben saat yanlış hesapladığım için kaçırdım. Yani ben hesap ettim ki 5 saat sonra bizden. Çünkü onlar biraz daha böyleler diye düşünerekten hesap edemedim. Sonra kız kardeşim dedi ki abi sen yanlış düşünüyorsun. O öyle değil. Farklı saat dilimleri var. Bunları şuradan takip edebilirsin falan. Grupta da öğrendim. Sağ olsun arkadaşlar. Ondan sonra dedim ki, mesaj attım. Özür diliyorum.
ben saat dilimindeki farklılıktan dolayı kaçırdım. Telafi etme şansımız var mı dedim. Onlar da not ettik. Biz sana dönüş sağlayacağız. Henüz bir şey kaybetmedin dediler. Bu yüzden ben de rahat bir şekilde o iş aktif kısımda bekliyor. Ardından şey işe aldım. Spor aslında bir dünya yazı vardı. Her birine $50 fiyat biçtim. Yapabileceğim saat ortalama dedim ki 5 saatte yaparım ben, 4-5 saat yaparım falan dedim. O sadece sporla ilgili olan kısmında hani yazından çok etkilendim. Sporla ilgili, spor psikolojisiyle ilgili bir yazıya ihtiyacım var. Bunu sen yaz dedi. Senin sıran gelince ben sana ulaşırım dedi. Anlaşmayı sonlandırma dedi. Sözleşmeyi kapatma dedi. Bu hangisiydi? Üçüncü işim mi? Geçen hafta. Bu üçüncü işim. Ama şey sıraları biraz farklı olabilir. Ben hatırladıkça anlatmaya çalışıyorum. Hani belki sıralarını kaçırmış olabilir. Yok hiç fark etmez. Yani ardından şey oldu. Ben de tamam dedim. Onu da aktife attık. Ardından bir iş daha geldi. Bu iş şey işiydi. Bir dakika. Şu an sırayı karıştırdım ben. Özür diliyorum. Sıraya hiç gerek Kolej yok. Kolej öğrencisi. Singapur dedik. Dur. Hiç şey yapma. Singapur dedik. Ardından şöyle bir şey oldu. Çünkü çok fazla verdim. Hani 60 tane verdim. Herkese bir şey, özel bir şey yazınca insanın kafası da karışıyor. Şöyle söyleyeyim. Dün yaptığım ödevi söyleyeyim. 12 saat sürdü. $45. Çok sürdü. Yani hesapladığım gibi olmadı. Dedim ki ben saatlik 15 dolara çalışırım. Ve ben bunu dedim ki en geç 10 saate. Gerçekte olsa 10 saatte de bitiremeyecekmişim. Dedi ki ben öğrenciyim. Bütçem sınırlı. Bundan sonraki işi de sana verebilirim falan dedi. Ben de profilimi doldurmak adına hayır demedim yani. Dedim ki tamam ben yaparım sana 3 saate. Hakikaten 12 saat uğraştım. Literatürü araştırdım. Ondan sonra bayağı da zor konularda. Medikalle ilgili işte Fragile X sendromu falan filan. Derken 12 saat sürdü. $45. İşte biraz yapması geç sürüyor biliyorsun. Saat dilimlerde. 3 saatte o şekilde çalışmış oldum. $45 en azından orada. Şey yapmamışsın yani. Saat ücreti aşağı düşürmemişsin. O da güzel. Yani profile yansısın istedim. Çünkü şey var hani ucuzculuk da yapmasın insanlar. Çünkü bizde Hintliler gibi yapmıyorum ben mesela. İşte işi alan ondan sonra yok kardeş benim fiyatım bu değil de şu olsun demiyorum Hintliler gibi. Türkiye'nin de ben eğitim seviyesiyle beraber iş kalitesinin de iyi olduğuna inanıyorum. Daha iyi. Ben de ona inanıyorum. Kendi genç arkadaşlarım çok iyiler aslında ama yönlendirilemiyorlar. Onlara çok farklı hayaller satıldı. Şu an farklı bir dünya ile karşılaşmanın zorluğu içerisindeler. Aslında hiçbirinin suçu yok yani. Bunu da açıkça buradan deklare edeyim ki gençlik kendine o kadar saygısız olmasın. Yani kendinize güvenin. Evet. Biraz çaba göstermek gerekiyor. Ben de katılıyorum. Ve şey yani yaklaşım da çok iyi. Hem iş miktarlarını söyledin hem ne kadar uğraştığını söyledin her birine. Çok şeyi yani ben de baskılayarak söylemeye çalışıyorum. Burası hem kolay para kazanma yeri hem de hani durduk yere para kazanma yeri değil. Şeye çok kolay mesela. Eğer gerçekten emek göstereceksen, İngilizcem varsa belli bir seviyede ve mesleğim varsa Upwork gibi platformdan para kazanmak çok kolay. Ama şeyle karşılaştırırsan, ben ajansa çalıştım 5 sene mesela. Yurt dışından müşteri bulmaya çalışıyorduk. Sözleşmeleri İngilizce çevir, sunumları İngilizce çevir, yurt dışından firmalara ulaş, web sitesini değiş, İngilizce çevir. İngilizce sunumlara anlat, sonra geri dönmesinler, tekrar ulaşmaya çalış falan. Böyle bir ton şey, enerji şeye gidiyor, müşteri bağlamaya gidiyor. Ama sen zaten işini iyi yapıyorsan, Upwork sana zaten müşteri ayağına getiriyor. Evet. Ben bu, o kadar rahat... Böldüm de özür dilerim. Yok yok, önemli değil. Şöyle söyleyeyim. Ben freelance işlere ilk armut.com üzerinden başladım. Vermesem iyiydim isim acaba bilmiyorum da. Özür diliyorum reklam olduysa. Kötü bir şey söylemezsen sıkıntı yok. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Yani tamam, ben çok faydasını gördüm. Orada her türlü reklam olabilir. Faydalı bir şey varsa her türlü ismini verebilirsin. Ben sadece birilerine kötü bir şey yansıtmak istemiyorum videolarda.
Yok yok, ben yani Türkiye'deki iştiraklardan hiç kötü bir şey görmedim. Yani birçok şey denedim. Genelde benim profilim de zaten psikolog olarak online danışmanlık üzerine. Çünkü şey var, İstanbul'da yaşadığın zaman şunu çok iyi biliyorsun. İnsanlara ulaşamayabilirsin. İnsanlar randevu alıp iptal edebilir ve çok sıklıkla karşılaştığım bir olaydı. Ben zaten biraz daha online danışmanlık düşünüyordum. Koronavirüs patladı. Tam üstüne denk geldi. İşte ilk armut.com üzerinden başladım ben. Çok faydasını gördüm. Freelance çalışmanın farklı bir şey olduğunu öğrendim. Kendi işini yapıyorsun. Çok ciddi bir şekilde kendini disipline etmek zorundasın. Oradaki tecrübemin biraz da yansıması var Upwork'e. Yani çünkü orada da belli bir ücret kesiliyor ama sana direkt hani karşı taraf için de istediği hizmeti uzmanını sana getiriyor. Senin için de senin danışana kolayca ulaşmanı sağlıyor. Hem cüzi miktarlar üzerinden ki Upwork Türkiye'deki freelance sitelere göre daha karlı. Hani daha az cebinden çıkıyor. Uzun vadede bunu görmek önemli. Şimdi yeni giren adam harcıyor dolar ama profili çok zayıftır. Henüz çok iş alamaz. Harcadığından daha düşük fiyatta iş alabilir. Ama uzun vadeye yayıldığı zaman bunun karşılığı ciddi bir şekilde oluyor. Yani bizim arkadaşların burada dikkat etmesi gereken kısım günübirlik heyecanlarla işlere girişmeyecekler. Uzun vadede düşünecekler, sabırlı olacaklar. Bu işin mantığı bu. Ve sabır şey değil mesela, hani üniversite giriyorsun 4 sene sonra mezun oluyorsun. Ama buradaki sabır aylarla ölçülüyor, yani yıl bile değil. 3-5 ay gerçekten bayağı ciddi yatırım yaparsan saat olarak 3-5 ay sonra seni ayağa kaldırıyor. Şey çok önemli dediğin, freelance tecrübesi çok önemli. Eğer sadece tek firmada çalıştıysan, müşteri yönetmeyi bilmiyorsan, senin örneğine danışan yönetmeyi bilmiyorsan gene ters kepçe gelebiliyorsun. Çünkü her şey güllük gülistanlık değil. Bazen müşteri ne istediğini bilemiyor. Bazen senin yaptığın işi doğru aktaramadığın için çok yanlış anlıyor olayı. Veya sen olayı anlamıyorsun, soru sormaktan çekindiğin için 3 saatte yapılacak bir şeyi 30 saatte yapıyorsun ama müşteriye yansıtamıyorsun bunu. Müşteri belki onu istemiyor. Sonra kavgalar oluyor. Çok sık karşılaşılan şeyler bunlar. Ama Armut.com tecrüben bayağı faydalı olmuş senin için. Ya şimdi şöyle bir şey var. Orada ilk onu şunu öğrendim ben. Şartları başta konuşmak olayı. Yani ve uzmanlık sahibi olmadığın konuda da insanlara ben uzmanım, ben şunu yaparım dememek gerektiğini de öğrendim. Yani böyle bir şey yeltenmedim ama hani böyle bir şey yapmamanın faydasını çok gördüm. Çünkü bu şekilde yapan arkadaşlarım da vardı. Bana anlattılar. Dediler ki ya bak ben işte biraz para kazanayım derken işte danışana şöyle oldu, danışan bana böyle tepki verdi falan filan. Dedim ki danışan haklı. Sen uzmanlık sahibi olmadığın bir konuyu nasıl satmaya kalkarsın? Tabii müşteri de tepki verir. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben gidip şu an metin yazarlığı yapamam 800 sayfalık mesela. Böyle bir iş alamam. Alırsam elimde patlar ve müşteri bana kötü davranır Upwork üzerinden. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar biraz daha işe girdikçe öğrenilen şeyler, tecrübeyle öğrenilen şeyler. Ben freelance çalışmaya girmeden önce böyle şeyleri bilmiyordum yani. Profesyonellik ne demekmiş? Ben biraz daha online sitelerle çalışmaya başladığım zaman öğrendim. Terk disiplin aslında. Onu öğreniyorsun birazdan. Kendi kendini disipline etme. Başına kimse yok çünkü. Direkt müşteriyle birebir karşılıklısın. O yüzden de self disiplin olayı devreye giriyor. Kesinlikle. 4 tane iş var demiştin. 10 dolarlık iş. Çok istediğin ve danışman olacağın iş. Tez danışmanlığı Tez olmayı danışmanlığı. beklediğim iş, Singapur'daki iş. Singapur. İlk iş Spor nereden de bu arada? Amerika. Amerika, Singapur. Ardından spor psikolojisiyle ilgili olan Amerika. Amerika. Bu yaptığım iş de Kanada'dan geldi. Çok iyi. Bak kaç farklı ülkeye şu anda ihracat yapmaya başladım. Peki 6 ay En güzeli sonra şey Kuzey. şey Pardon. lag var. Şeyler geç geliyor konuşmalar. O yüzden kesebiliyoruz. Sen devam et. Ondan sonra tek bir sorum kaldı Yok, sadece. kısa bir şey söyleyecektim. Ya ben herhalde bizim Kuzey Amerika'ya çalışmamız gerekiyor. Ben bunu anladım diyecektim de o kadar. Ben de şeyim zaten, birinci dünya ülkelerinden çok satmayın diyorum grup içerisinde de. Birkaç tane nedeni var. Bir, elleri bol.
yaşam standartları yüksek olduğu için çok daha rahat para veriyorlar ve çok arkasına düşmüyorlar. Kaliteli iş yaparsam bunlara, ki yapacağımızı düşünüyorum, güveniyorlar ve devamı geliyor. İki, ya da üç, bilmiyorum. Biz İngilizce konuşmadığımız için native İngilizce konuşuyorsa konuşmayı toparlayabiliyor. Ama iki taraf da native İngilizce bilmeyince bu sefer çok sarpa sarabiliyor olaylar. Bu nedenlerden dolayı ben şey istiyorum hep. Yani Hindistan'da falan çalışmayın. Hem edible hem de native İngilizce konuşulan ülkelerle çalışın diyorum. Biraz daha şey çıkarsınız. Hani çok daha az yaralı çıkarsınız diyorum. Söyleyecek bir şey Ben yoksa son soruya şunun için geçeyim. paylaşmak istedim kısaca. Tabii. Son sorudan önce şunu söylemek isterim. Mesela ben internet gitti şu anda herhalde. Şu an internet gitti. Sesim geliyor mu acaba? Şu anda geliyor. Tamam. Daha önce ben Udemy ile ilgili bir proje için Upwork'te iş ilanı vermiştim. Yani Hintlileri tanımıştım. O zaman öğrendim hani bu ülkelerle çalışılmaması gerektiğini. Bazı şeyler deneme yanılma yoluyla öğreniliyor. Son soruya geçebiliriz artık. Orada da şey var. Sana muhabbet zevkli olduğu için çok uzadı. İzleyenler de artık izlemesinler. Ne yapayım, hani keyif falan varsa izlesin. Özür dileriz eğer çok rahatsızlık verdiysek. Hindistanlara bayağı çalıştım ama son deneyimlediğim Hindistanlı ekip çok iyi. Onu da bahsedeyim. Hep Hindistanlar kötü diyordum şimdiye kadar. Gerçekten ama onda bir falan sanırım oran. Hindistan tarafı genelde şöyle yapar. Sen bir iş verirsen ona mesela sandviç yap dersen işe yaramaz. Sandviç ekmeğini koy. Üzerine şunu sür. Ama kenarlarından taşmasın. İşte üzerine bunu koy. Sandviç ekmeğini sonra koy dersen olmaz. Üzerine koy demen gerekir. Hani birebir o işi senin böyle prosedürünü çıkarıp ona vermen gerekir. Ama Türk adama şey diyebiliyorsun. Sandviç yap bana. İçinde bu, işte şunlar olsun dediğinde o zaten düzgün bir şekilde yapıyor. Kenarlarını kesip de verebiliyor hatta düzgün bir şekilde. Ama son çalıştığım Fransız müşteri var. 6 kişilik Hindistanlı bir ekibi var. 4 senedir çalışıyorlarmış. Takır takır çalışıyorlar. Hani hiç böyle bir ekip görmemiştim Hindistanlı özellikle. Çok iyiler. O yüzden sadece istisnalar da var diyelim. Ama %90 ihtimalle bu tarz ülkeler çalışırsanız üzülürsünüz deyip kapatayım. Son sorum da 6 ay sonraki toplam dolar kazanma hedefin ne kadar? 6 ayda gerçekçi bir hedef koymamı ister misin yoksa şey mi hayalim mi söyleyeyim? İkisini de Çok söyle. net yani. Hayalim 10 bin dolar kazanmak ama gerçekte olabilecek ve şu anki şartlarla ve platformu Çok tanıdığım kolayla. kadarıyla olabilecek 5 bin dolar olabilir 6 ayda. Çok Çünkü iyi. şöyle bir şey var. Mesela ben yorumlarda da görmüştüm. İşte 6 ayda şu kadar kazanmak falan. Yani bu işi biraz daha böyle uzun vadeli düşünmek lazım. İşte Kesinlikle. birisi benim Upwork profilime baktığı zaman ya ben bu adama iş vereyim, işimi yapsın, hemen yapsın. Adam işte böyleymiş, şöyleymiş diyebilecek bir profile sahip olmak lazım. İyi para kazanmak için. Arkadaşlar şey gibi düşünmesinler. O çok önemli. Yani ben de isterim yani. Kim istemez ki 6 ayda 100 bin dolar falan kazanmak. Yani Evet. herkes ister. Ama biraz ayakları basarak gitmek lazım yavaş yavaş. Çünkü bu esnada o kadar çok eksiğinizi fark ediyorsunuz ki ve diğer rakipleri de görüyorsunuz. Yani öne geçen kişinin feedback'ini okuyabiliyorsunuz. Ondan sonra kime verilmiş iş, hangi ülkelere verilmiş, o ülkelerin çalışan portföyü nasıl acaba diye araştırıyorsunuz falan. Ben araştırıyorum bilmiyorum takıntılık mı artık ne denirse merak ediyorum. Uzun vadede düşünmek lazım. Benim uzun Öyle. vadede şu an en yakın görebildiğim en iyi hedefler bunlar. Hayalim 10 bin kazanmak. Ama 5.000 muhtemelen çok iyi bu arada. kazanabileceğim para 5 bin. 5.000 çok iyi. Çünkü önümüzdeki 6 ay 5.000, sonraki ay 10.000, ondan sonraki sene büyük ihtimalle 30-40 bin dolar anlamına geliyor bu. Evet. Ya bir 2 yıl sonrası için çok iyi düşüncelerim var yani. Bu Evet. aslında benim tam olarak aradığım platform. Yani mesela Armut.com'un Home Run diye bir şirketi de var yurt dışında ama onlar çok lokal çalışıyorlar. Diğer ülkelere kendilerini kapatıyorlar. Mesela İngiltere'de ise sadece İngiltere'ye çalışıyor falan. Ama bu platform çok iyi yani gerçekten beni tatmin ediyor Amerika. açıkçası.
Orada da Amerika gerçekten freelance platformların çekim noktası. Herkes Amerika'ya iş yapıyor neredeyse ve dünyaya outsource'a bağlamışlar Amerikalılar. İngiltere dahil olmak üzere. Yani doğru. Adamlar gerçekten işi de çok iyi arabuluculuk hizmeti de yapıyorlar. Mesela ben Upwork'un arabuluculuk olaylarını seviyorum. Şartları falan çok net. Sana diyor ki mesela ödemesi doğrulanmamış olan şeye teklif verme diyor. Yani bu parayı evet. alamayabilirsin diyor. Ben mesela daha önce bunun gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak etmek için şöyle bir şey yapmıştım. Ödemesi doğrulanmamış olan birisine teklif attığımı fark ettim. Dedim ki yani şuna yazayım ben. Ödemesini doğrulasın ondan sonra iş yapalım dedim. Evet. Ödemesini doğrulamadı. Ben de withdraw yaptım. Çektim yani. Dedim ki ben bu adamla iş yaparsam boşa gidecek zamanım yapmayayım. Hani şartlar şey var mesela her şey çalışmaya başlayınca onun kredi kartından otomatik çekiyor parayı. Parayı alıyor escrow'a. Ondan sonra sen işi teslim edersen sana veriyor. O yüzden şeyler çok iyi. Arabuluculuk hizmetleri çok iyi. Zaten komisyonu bu yüzden alıyor. Arada güven unsuru olduğu için. Uzun vadede başta %20 alıyor. Sen 500 doları geçtikten sonra bir müşteri de %10'a düşüyor. 10 bin doları geçince sanırım %5'e kadar düşüyor. Yani O ne olayı biliyor musun? O bildiğin doğal seçilim olayı. Yani rekabet evet. edemeyen adamlar kaybolsun diye yapılmış bir şey aslında. Çok Evet. zekice. Ben çok mantıklı evet. buluyorum onu. Yani %20 bile bence çok şey değil. Çünkü sen oturduğun yerden Türkiye'desin. Hiçbir şekilde çalışamayacağın Amerikalı bir adamla, Kanadalı bir adamla çalışıyorsun. Hiçbir şekilde demeyeyim ama 100 kat daha zor çalışacağın bir şekil yapıyla %20 veriyorsun sadece ve dolar kazanıyorsun. O yüzden ben gözü kapalı okey oluyorum Upwork'ün şeyine, yapısına. Ben öğrenciyken şöyle kısa bir farklı örnek vermek istiyorum ki biraz daha şekillensin arkadaşların kafasında. 2016 yılında bana bir tez verildi. Hani dendi ki bunu 3 ayda bitir dendi. Verilen para 1500'dü. Şimdi de aynı parayı veriyorlar. Yani sektörü değişmedi. Bitir dedi bana. İşte evet. eksikleri falan hallet dedi. Normalde bu işin ederi mesela eğer böyle bir şey yapacak olsan ki ben böyle şeylere Türkiye'de karşıyım. 7000 lira falandır. Ben sadece bir gün uğraştım. Çok fazla uğraştım. Aldığım para işte 45 doları bir dakika. Çok hızlıca bir şey yapayım da bir dakika. Düşünüyorum şu anda. Hesap yapacağım. Kısa bir hesap yapacağım. Matematiğim çok kuvvetli değil ne yazık ki. Mesela ben bir güne çalışarak 360 dolar şey Türk lirası kazanmışım. Tabii başta bunun %20'si kesiliyor ama ben bunu biliyorum ki ileride daha bu fazla %20 çok çok düşecek. %5'e mi düşüyor? Öyle bir şeydi galiba. Düşüyor ama esas önemli olan saatlik ücretinin 15 dolarsa 25-30 dolara çıkıyor. Hani Kesinlikle. şu anda 15 dolar ama sen 10 bin dolar kazandığında bu sefer arz talep olayına dönüyor. Sen atıyorum 30 saat çalışabileceksen mesela 20-25 saat doldurduğunda bu sonra yeni gelen müşteriye 25 dolardan veriyorsun saatini. Ondan sonra işte ilk müşteri bıraktığında bu sefer yerine 15 dolar değil 25 dolarlık müşteri alıyorsun. Sürekli senin saatlik ücretin küçük 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 yukarı doğru çıkıyor. İşin güzelliği orada zaten. Sanki zam Şey oluyormuşsun de var. gibi her işten sonra bir artışın oluyor saatlik ücret olarak. Mesela ben bu üyeliklere sıcak bakılmaz ama ben üyelik olaylarını seviyorum. Mutlaka bir ayrıcalığı oluyor. Üyelikte mesela geçen şeyi fark ettim. Bana vermem gereken fiyatı önerdi mesela. 21 dolardı saatlik. Yani karşıdaki kişinin ve senin kapasiten bunu gösteriyor. Bu fiyatı ver diye önermişti mesela. Çok hoşuma gitti benim. Dedim ki yani Evet. bir şeyler ilerliyor yani. İlerleyecek. İnşallah daha da ilerleyecek. Tek olumsuz nokta şu. Eğer tek gelir kapın burası olursa ve bir sebepten dolayı Upwork profilin kapanırsa gelir kapın kapanıyor. Yani Upwork çok kazananların profillerini kapatıldığını hiç duymadım. Genelde ilk başlarda oluyor. O da işte birden fazla bilgisayarda hesabı açma, kendi kendine iş verme, farklı ülkelerde aynı anda oturum açma gibi hani rahatla alakalı işler olursa hesabı kapatıyor. Onun dışında zaten çok yüksek yani
on binlerce dolar, hatta tweet atmıştı bir arkadaş, 300 bin dolar kazanmışlar mesela. Çok yüksek kazanan insanlar var. Upwork de bunlara muhtaç zaten, bu insanlara. Ama mümkün olacak ben gelir kalemlerini de çeşitlendirmeye çalışıyorum. Tek benim gözümdeki negatif kısmı bu, yani komisyonu falan değil. Ama onun dışında eğer buradan ana gelir kalemini sağlıyorsan, istediğin her ülkede, her şehirde çalış. Burak var mesela şeyde, grupta, İstanbul'daydı. Şimdi Adana'daki bir sahil şeyine, ilçesine yerleşmiş, oradan çalışıyor. Pandemiden dolayı insanlar İstanbul'dan kaçtığı için gruptakilerin büyük kısmı İstanbul'da ve büyük şeyler değil artık. Memleketlerinden çalışıyorlar ve Ben diyeceğim memleketlerinden öyle. dolar Aynen. kazanıyorlar. Çok memnun Şimdi oldum İlber. Sanırım 3 kişilik seninle şey yaptık. evet çok yaptık ya. Hiç şey değil, ben zevk aldım konuşmaktan. Umarım arkadaşlar da zevk alırlar. İnşallah ben şey yorumlardan göreceğiz yayınlandıktan sonra. Biraz şey var, birikme var videolarda, hemen bugün yayınlamayacağım. Ama önümüzdeki hafta yayınladığımızda şeye bakarız, yorumlara birlikte bakarız. Tamamdır. O zaman memnun oldum. Ben Görüşmek de memnun üzere. oldum Zeki. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Selamlar. Görüşürüz.